bir yöntem bildiğini serimize yine devam ediyoruz. Rüyada babanızı görmek, onun size karşı olan duyguları şekline göre tabir edilir. Babanızı yüzü asık ve kederli bir halde görmek, size dargın olduğuna, ölmüş olarak görmek, ona karşı davranışınızı yeniden gözle geçirmeniz gerektiğini, babanızın evi terk edip gittiğini görmek, acı bir haberle karşılaşacağınıza, babanızın sizinle sert bir şekilde konuştuğunu görmek ise onun size karşı sevgisinin ve şefkatinin devam ettiğine işarettir. Baba yiğit, rüyada bir baba yiğitle karşılaşma, düşmanımızdan biriyle karşılaştığımıza işarettir. Bir rivayete göre baba yiğit, işlerimizin son olduğunu derhal eder. Baca, rüyadan baca görmek kısmet ve borbozlukla delalet eder. Bacamızdan siyah ve koyu duman çıktığını görmek kısmetinizin ve rızkınızın bolluğuna, bereketine, bacamızdan hiç duman çıkmadığını görmek, evinizde dirlik olmadığına, bacamızın yıkılmış olduğunu görmek, düşmanlarımızın yok olacağına, bacanızdan bir kremit düştüğünü görmek, evinizden bir kişinin yolculuğa çıkacağına işarettir. Rüyada evinizin bacasını tutarken görmek, evinizin bolluğa, bereket ve neşeye kavuşacağına işarettir. Baca temizlemek, bütün işlerimizin normal bir şekilde yürüyeceğini, bacanızın tutuştuğunu görmek, kadere ve acıya bacamızın yıkıldığını görmek, bir ölüm haberi alacağınıza veya ailenizin bireylerinden birisinin ağır bir hastalığa tutulacağına işaret sayılır. Bacak. Rüyada bacak görmek hayırlı değildir. Hayatınızda istediğiniz ve olmasını arzu ettiğiniz şeylere asla kavuşmayacağınıza, zayıf ve kuru bacaklı bir kimse görmek, çok zayıf ve kudretsiz bir duruma düşeceğinize de yorumlanır. Bacak incinmesi, kader ve üzüntüye, kendinizi kesik bacakla görmek, neşeye ve sevince, güzel bacaklarımız olup da dostlarımızın ve ailenizin
etrafında eskisi gibi dolaştığımızı görmek sevilmediğimize işarettir. Şurada bacak ve baldır. Görmek geçitmesine kuvvetiyle yorumlanır. Cebir Noa'yı göre erkeğin bacak ve baldırı kadın ile kadının bacak ve baldırı erkek ile kıyaslanır. Bacağın başka bir bacakla dolaştığını görmek ölüm alametidir. Baldırın güzel olduğunu görmek mekruh ve fena bir iş yapacağına delalet eder. Bacağının bir bedenden veya tahtadan olduğunu görmek geçim hususunda başvurduğu bir madenden veya tahtadan olduğunu görmek geçim hususunda başvurduğu yerlerde eli boş geleceğine, bacaklarını eğilmiş olarak görmek, malının sahip alacağına, bacaklarını kalın ve kuvvetli görmek, başarıya, bacaklarını titrek görmek, geçiminde aciz olduğuna işarettir. Es-Salim'e göre, rüyada bacak görmek yolculuğa yorumlanır. Rüyasında bacaklarının ağrıdığını görmek, düşündüğü yolculuğa çıkmayacağına, bacaklarında kırık olduğunu görmek, çıkacağı yolculuktan geç döneceğine, bir bacağının kesik olduğunu görmek, bir yolcu bekliyorsa gelmeyeceğine veya geç geleceğine, iki bacağını kesik görmek, beklediğinin öldüğüne, koltuk deliğine yürüdüğünü, fakat bacaklarının titrediğini görmek, hastalanacağına bacakları üzerinde bir sargı sardığını görmek, uzak bir yerden bir haber alacağına ve bir yolcusunun geleceğine delalet eder. Bacaksız kimse, rüyanızda bacaklar olmayan bir adam görmek, işlerinizin pek ağır yürüyeceğine ve başınızdan bir felaketin ulaşmakta olduğuna işarettir. Üstar. Çok kötü. Allah kimseye göstermez. Bacaksız kimse dedik, badana. Badana görmek aydınlık günlerle yorumlanır. Rüyasında evini badana yaptığını veya yaptırdığını görmek, sıkıntından kurtulacağına, eğer memursa daha büyük bir mevkide geçeceğine, tüccarsa karnın artacağına, halktan biri ise hükümetten iyi bir idareye kavuşacağına delalet eder. Odasına renkli bir badana yaptırdığını görmek, sevinecek bir haber alacağına, badana yaparken kişilerin odasının her tarafına yayıldığını görmek, ummadık bir yerden büyük bir haber alacağına işarettir. Badem. Cebrül Muğri'ye göre rüyada badem görmek mal benimettir. Eğer kabuklu ise müşakkata, iç ise kolaylığa bağlı yorumlanır. İbn-i Şirin'e göre rüyada badem görmek, mal, sağlık ve rahatlıktır. Tatlı badem haram mala, acı badem ise haram mala delalet eder. Üzerine badem kabuğu döküldüğünü gören yeni elbise giyer. Badem ağacı. Rüyada badem ağacı görmek, mal bir kimseye, bazen de garip bir adama, bazen acı, bazen tatlı konuşan bir halde durmayan bir kişiye işarettir. Bazılarına göre rüyada badem ağacı görmek, değişik tabiatlı gıybeti seven bir ahbaba tefsir olunur. Evet arkadaşlar. Cümleten, hayırlı günler, bugünkü yalnız bu kadar, bugünkü okuyacaklarımız bu kadar, başka bir videoda buluşmak üzere, sağlıklı, mutlu günler dileriz.